Ters Aynadan hepinize merhaba. Efendim bu bölümde de iç siyaseti konuşmaya devam edeceğiz. Her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. İç politikaya dair kıymetli bir meslektaşımı ağırlıyorum bu bölümde. Ali Kemal Erdem bizimle birlikte. Hoş geldin Ali Kemal. Hoş bulduk. Evet, şimdi seninle bugün ağırlıklı olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan bu kez kendisinin gündeme getirdiği 50 artı 1 meselesini ve İyi Parti'deki karışıklığı, ama tabii ki bunların hepsinden önce şu an itibariyle konuşulmaya başlanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın genel seçim sürecinde CHP o dönemki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yapmış olduğu protokolün o paylaşılmayan ama konuşulan nüshasını paylaşması meselesiyle başlayalım. Şimdi ben ekrana getireceğim. Sen zaten konuyu biliyorsun, meseleyi biliyorsun. Bu meselelere de hakim bir meslektaşımsın zaten. Ben protokolü ekrana getirirken senden yorumunu rica edeyim. Sesim gitti galiba. Bu protokole dair görüşlerinle başlayabilirsin istersen. Ben de o sırada ekrana getirmiş olayım Ali Kemal. Ya şimdi öncelikli olarak ben zamanlamasına şaşırdım. Çünkü Türkiye aslında yoğun bir gündemden geçiyor. Nedir bu gündem? Erdoğan bir 50 artı bir tartışması ortaya attı. Ve bugüne kadar neredeyse her şeyini tasdikleyen Devlet Bahçeli buna açıktan karşı çıktı. Bu uzunca bir süreden beri bir ilk denebilecek bir olay. Yani Cumhur İttifakı'nda bir fikir ayrılığı var. Hani bu tabii ki şu an büyük bir tartışmaya dönüşmüş değil ya da gerilime dönüşmüş değil ama gene de bir fikir ayrılığı. Öte yandan işte İyi Parti'nin kendi içerisindeki gündemi var. Birazdan konuşacağız. Bunlardan bağımsız Sayın Akşener'in çok ciddi ve vahim iddiaları var. İşte yurtlarda kalan devlet gözetiminde çok kızların fuhuşa sürüklendiği ve burada bazı polis müdürlerinin otellerinin olduğu ve buraların da kullanıldığı gibi çok ciddi bir iddia. Ve bu otellere tabii kimlerin gelip kimlerin gittiği de belki önümüzdeki günlerin çok önemli bir sorusu olurken Ümit Özdağ artık iyi kötü zaten detayları bilinen hani ne konuşulduğu da bilinen bir protokolü belgesini ortaya çıkarak bir gündemi değiştirdi. Şu an ben bunun mantığını anlayamadım. Sonuçta iki kişi arasındaki bir protokoldü o günkü şartlarda. Tabii iki kişi arasında ama Türkiye'yi etkiliyor. Fakat onun muhatabı olan kişi zaten şu an genel başkanlıktan ayrılmış. Bu kadar ciddi bir gündem varken neden böyle bir belge sızdırıldı? Ben iki şeye bağlıyorum. Sayın Ümit Özdağ bir şekilde gündem olmak istiyor demek ki. Tekrar kamuoyunun da adının geçmesini ve konuşulması istiyor. Ve bundan bağımsız olarak da belli ki halen CHP'deki değişime karşılık özellikle Özel'in Kürtler noktasındaki olumlu açıklamalarına dayanarak işte CHP'de biraz ulusalcı olarak tabir edebileceğimiz seçmende bir tepki yaratmayı umarak böyle bir çıkışlı gündeme geliyor. Yani aslında hedefi gene CHP'nin yeni yönetimi. Sonuçta bu anlaşmanın tarafı Kemal Kılıçdaroğlu oldudur. Yani bununla ilgili bir bedel ödenmişse ödedi. Seçimi kaybetti. Genel başkan değil artık. Hani kimisi başarısız olduğunu söyledi. Kimisi işte fazladan taviz verdiğini söyledi. Ama varılan noktada artık genel başkan Kılıçdaroğlu değil. O zaman zamanlama neyi amaçlıyor? Ya bir şekilde gündeme gelmeye başlıyor veya bir şekilde Özgür Özel'in çıkışlarından sonra CHP'de özellikle ulusalcı olarak nitelendirebileceğimiz seçmende bir kafa karışıklığı yaratmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriyorum ki zaten açıklamaların bir tarafında da işte CHP'li bir isme atıf yaparak işte Atatürkçülüğü, laikliği, Zafer Partisi'ne kaptırdık diyediklerini iddia ediyor. Buna inanmış olabilir ve o nedenle CHP içerisindeki bu kitleye yönelik hamlelerini devam edecektir. Bence protokol bu kapsamda sızdırdı. İşte bakın biz yapacağımız anlaşma ile işte belli konularda güvence sağlayacaktık. Yeni yönetim bu protokolü bilmesine karşılık şimdi daha farklı bir söylem tutuyor. Ben buna bağlıyorum. Evet, şimdi dilersen ben meseleyi de biraz özetleyeyim. Yeni öğrenen izleyicilerimiz olabilir mevzuyu. Biraz özetleyeyim. O dönemde gündeme gelmişti, yalanlanmıştı. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu katıldı
bir canlı yayında iki kişi arasında imzalanmıştır demişti Ümit Özdağ ve kendisinin arasında imzalandığını söylemişti. Sonra farklı isimlerin de o görüşmede, toplantıda olduğu meselesi gündeme gelmişti. Uzun bir meseleydi bu. Aslında Ali Kemal'in de aktardığı gibi uzun uzun konuşulan, zaten bu meseleyle ilgili de hem kamuoyunun, hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin, hem de CHP'nin kendisinin, yani partililerin doğrudan Kemal Bey'e bu meseleyle ilgili tepki gösterdiği, eleştirdiği bir konuydu. Şimdi Ali Kemal aslında önemli bir noktaya değindi. Dedi ki, neden durduk yere Ümit Özdağ bunu gündeme getiriyor? Çünkü kendisini konuşturmak istiyor. Bir taraftan da CHP'nin yeni yönetimini hedef aldığı çok açık. Aslında ben çok katılıyorum bu noktada Ali Kemal'e. Çünkü hatırlayacaksınız değerli izleyiciler, kurultay sürecinde de bu delegelerle ilgili meseleler konuşulduğu süreçte de Ümit Özdağ apar topar bir televizyon programına katılıp orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleyişine dair alakası olmayan bir parti olmuş olmasına rağmen bir takım yorumlarda bulunmuştu. Peki bu protokolde ne yazmakta? Bunu da özetleyip tekrar sözü Ali Kemal'e bırakacağım. 4 madde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı ve 2 bakanlık olmak üzere toplam 3 bakanlık. Güvenlik, Adalet ve Ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere görüş birliği sağlanan bakanlık yardımcılıkları, müsteşarlıklar Zafer Partisi'ne tahsis edilecek. Zafer Partisi'ne tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusundaki atamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ ile birlikte karar alınacaktır. Zafer Partisi'nce deruhte edilen bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirmeden devam ettirilecektir. Hatırlatalım tekrar, bu protokol genel seçimler öncesinde 28 Mayıs seçimleri, ikinci tur seçimleri öncesinde yapılan bir protokoldü dedikten sonra ben sözü yine Ali Kemal'e bırakıyorum. Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemde protokolü yapması, işte kendi parti kurullarına danışmaması, bundan kamuoyunu geç bilgilendirmesi, hepsi etik olarak tartışılır ve sıkıntılar olan şeyler. Ama şimdi siyasette bazı kararlar alındığı dönem itibariyle değerlendirilmesi gerekiyor. Burada yapılanı mazur görmek anlamında değil ama anlamak anlamında. Liderler bazen çok kritik zamanlarda çok kritik kararlar verirler ve o kararlar gündelik normal zamanda çok tartışılır. Hatta ahlaki bile olmayabilir. O günkü psikoloji neydi? Bir kere seçimden önce özellikle Türkiye'de kendini muhalif kanatta olan herkes şöyle nitelendiriyordu. Bu seçim kaybedilmemeli. Kaybedilirse Cumhuriyet'in sonu olur. Mahvoluruz, perişan oluruz. Çok ciddi kaygılar dile getirildi. Ve bir kısmında haklılığı var. Çünkü daha ne arayacağımızı bilmiyoruz. Bu şartlar altında bir seçime girildin. Ve ilk turda 4 puan geridesin. Rakibin senden 4 puan önde. Ve üçüncü bir parti var. Ve bunlar da 5 puan almış. Ve bunun bir tane adayı var. Ve bu adayı destekleyen bir de parti var. Şimdi o durumda eğer dışarıdan bir seçmen getiremeyeceksen, ki öyle bir şansın yok, ne yapabilirsin? Bu 5 puanı almanın yollarına bakmak zorundasın. Bu şartlarda gitti, ne yaptı? Erdoğan Sinan Oğan'la anlaştı. Ve işte plana sadık kal diye hala ne olduğunu bilmediğimiz bir plan dahilinde Sinan Oğan desteğine çıktı. Ama bu durum çare olarak Sinan Oğan karşı tarafa geçtiği için bu 5 puanın en azından sempati duyduğunu düşündüğü partiyle oturdu ve pazarlık yaptı. Tabir yerindeyse Ümit Özdağ'ın bulduğu fırsatı kaçırmayarak belli ağır şartlar ileri sürdü ve Kemal Kılıçdaroğlu bu şartlarda o şartları, yani o koşulları kabul etmiş. Yani eleştirilebilir ama belki o tavizleri vermeye bugünkü bizim psikolojimiz de bu işi zorladı. Çünkü hepimiz ne diyorduk? Seçim kaybedilirse mahvolduk, perişan olduk, ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir şans denedi yani. Şimdi örnekler vermek istemiyorum ama birçok liderin tarihinde kritik zamanlarda yani gerçekten makulle uyuşmayan kararlar vardır. Eğer başarıya ulaşırsan alkışlanırsın. İşte denir ki tarihi değiştiren karar, ama başarısız olursan da rezil olursun. Kemal Kılıçdaroğlu zaten bunun sıkıntılarını yaşadı ve görevden ayrıldı. Yani buradan yola çıkarak şimdi vay işte bizi mahvetti, iyi ki seçilmemiş. Hayır kardeşim, ilgi seçilmemiş. Seçilseydi sen bugün farklı bir şey konuşuyordun. Şimdi sen 50+1'i konuşuyorsun ya da anayasa değiştiği zaman laiklik girer mi çıkar mı onu konuşuyorsun. Yani bu seçimin kazanılması gerekiyordu. Keşke, asıl hata nerede yapılmış biliyor musun bana göre? Madem böyle bir
olay kuruyor. Türkiye ilk okulda seçime gidiyor. En başta Memleket Partisi'ni de belki içine dahil edebileceksen et. Edebiliyorsan bu Zafer Partisi'ni de dahil et. Veya dışarıda her kimseyi bırakma. Erdoğan ne yaptı? Hüdapar'ı da aldı yanına, DSP'yi de aldı, onu da aldı, bunu da aldı. Toplayabileceği herkesi topladı, geldi seçime. Aldı. Belli ki muhalefet oyunu kurarken altılı masayla sınırlı tuttu. İşte HDP'ye bir çekingen cevriyesi yaklaşımda sergiledi. Daha iradeli, daha cesur olup o gün şartlarda bu iktidarın değişmesi gereken bütün oluşumları bir araya getirip en azından o aradaki farkı tamamlamanın yolları aransaydı işler bu noktaya gelmezdi. Ben o açıdan eleştiriler tamam, haklayanları var ama çok abartılmaması taraftarıyım. Çünkü o psikolojiyi bizler de yarattık. Yani o psikolojiyi bizler yarattık. O gün o şartlarda kim olsa, ben de olsam bu 5 puanı nasıl alabilirim? Ne düşünüyordum açık söylemek gerekirse, nasıl alınabilir? Yani pazarlık yapmadan da bir şey alamıyorsun. Bugün yarın Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetimi gidecek. İttifak görüşmelerine başlayacak. Ne deniyordu? 30-30 tane milletvekili nasıl verdik? Peki taviz vermeden nasıl İYİ Parti ile ve HDP ile bugün anlaşma yapacaksın? İYİ Parti açık açık diyor. Ben diyor, seçilemeyeceğimiz garanti olmayan yerler dışında ittifaka girmem. Yarın bir ittifak kuracaksın adamları şunu demek zorunda CHP. İşte tamam İzmir'i veriyorum veya Muğla'yı veriyorum. Yani bank verirler veya HDP şunu diyecek. Kardeşim ben artık sizinle protokol istiyorum. Haklı olarak bak burada haksız da demiyorum. Ama bunun karşılığında bunu açıklayacaksınız ve belki bazı yerlerdeki ilçeler bize kalacak veya bazı yerlerde bize kadro tahsis edeceksin. Bu pazarlığın sonucu. Çünkü pazarlıksız olmaz. Sen bir adım atıyorsun, o bir adım atıyor. Evet Özdağ da son dakikaya kalmanın verdiği avantajı kendisi açısından fırsatı çevirmiş. Ama onun da yanlışı var. Sonuçta iki kişi arasında yapılan bir protokolü duyuruyor. Ha, bunu duyurması etik midir değildir. Ama belki orada şuradan bakmak lazım. O da en azından 5 puanlık aşırı milliyetçi diyeceğimiz tabana bak işte biz böyle bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşma sonucunda zaten MİT de bize şey de bize çünkü o milliyetçi kitle devlete tapar. Yani devleti sever. Böyle bazı kritik kurumlar vardır onlarda. Orayı almak isterler. Aa tamam bak buralar bizde İçişleri Bakanlığı hadi destek verelim. Amaç hasıl oldu mu? Esasında baktığın zaman çok da başarısız olmadı. Nasıl başarısız olmadı? Yani %48 oy çıktı. 3 puan oy nereden geldi? Kimse onu hesaplamıyor. Yani demek ki hata şu. Zamanında yapılması gereken bir iş birliğiymiş ama orada da işte ittifak içerisindeki dengelerden dolayı işte birinin istediğini biri istemedi veya aman şu ne olur bu ne olur diye düşüncelerle yapılamadı ve sonuç bugün başka bir şey tartışıyoruz. Evet, aslında çok uzun uzun konuşmamız gereken bir noktaya getirdin Ali Kemal meseleyi. Bunu ayrı bir yayında seninle konuşmak isterim. Ben biraz farklı bir açıdan yaklaşıyorum meseleye. Onu not düşeyim en azından sen de görüşünü kısa da olsa lütfen ifade et. Benim de gördüğüm tam tersi bir durum var. Mesela özellikle de ilk tur seçiminde Erdoğan'ın o sağcı ittifakının artık toplumda çok da kabul görmediğini koltuğunun sağlanarak seçimin ikinci tura kalmasıyla gördük biz. Böyle bir gerçeklik vardı. İkinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha ilk tura göre daha milliyetçi, daha sağ söylemler, daha sağ bir profil olarak karşımıza çıkmış olmasının da aslında toplumu evet yükselen bir milliyetçilik bu işte vatanperverlik olarak tanımlanıyor artık böyle karşımıza çıkmış durumda. Bunun bir gerçekliği var. Ancak bir taraftan da zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin o öz seçmenini de ve oradaki değerleri de görmezden gelinmemesi gerektiğini ortaya koydu. Ve ne olursa olsun özellikle de işte Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün bu kadar sahiplenilmesiyle sol değerlere duyulan özlemle ve solun Cumhuriyet'in de Atatürk'ün de bu ülkede ne kadar önemli olduğunun kavranması yaşadığımız bu olumsuzluklardan sonra böyle bir ihtiyacı ve bu yöne dönük siyasetin de getirisinin olabildiği bir dönemi de ortaya koyduğunu düşünüyorum. Biraz da bu açıdan yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum ve bunu hemen şuraya bağlayayım. Oradan bununla birlikte devam etmeni rica edeceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim oldu. Kurultay'da Özgür Özel yeni genel başkan seçildi ve kadro doğal olarak tümüyle değişti. Ve aslında Kemal Bey'in de kurultayda sol söylemleri vardı. Özgür Özel'in de aynı şekilde.
Ve Özgür Özel bu göreve geldiği andan itibaren bu sol söylemleri gövdeye oturtmaya çalıştığını gözlemliyorum ben. Bir şekilde sokağa çıkarmaya ve somutlaştırmaya çalışıyor. Ancak bunu yaparken şöyle bir görüntü de var. Bunu her ne kadar yeni yönetim inkar etse de gördüğümüz bir durum. Bunu bir somut örnekle aktaracağım. Öyle bitireceğim sözümü. Sanki yeni yönetimde iki ayrı yönetici varmış gibi bir durum var karşımızda. Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da partiyi kapsayacak önemli meselelerle ilgili görüş beyan edebiliyor, bir otorite olduğunu ortaya koyan açıklamalar yapıyor ki örnek vereyim hemen. Mesela geçenlerde gazeteci arkadaşlarımız kendisine İstanbul'un 39 ilçesiyle ilgili belediye başkan adaylarının belirlenmesi noktasına bir soru yöneltiyor ve buna doğrudan cevap veriyor Ekrem Bey. Ve bir otoriteymiş gibi cevap. Yani buna cevap verecek kişi bence İstanbul İl Başkanı'dır partinin ya da genel merkezdir. Dolayısıyla rütbe olarak. Dolayısıyla bu tür manzaralar da sanki yeni yönetimde iki ayrı yönetici varmış gibi bir tablo ortaya koyuyor. Az önceki aktardıklarım ve yeni yönetimi de ele alarak yorumlamanı rica edeceğim Ali Kemal. Şimdi hemen ona gelmeden çok kısa bir şey yapayım. Yani ben burada Kılıçdaroğlu'nu savunmak değil yani. Benim kendi bakış açım ne biliyor musunuz? Şunu gördüm. AK Parti döneminde öyle bir atmosfer oluştu ki yani bir şeyler yapabilmen için veya bir gidişatı değiştirebilmen için gerçekten gücü eline alman lazım. Yani artık sözün değeri olmadığı, hassasiyetlerin eğer adamın işine gelmiyorsa hiçbir şekilde karşılık bulmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bugün bir haber var ise nedir? Tuzla Piyade Okulu'nda bir tane subay öğrenci Atatürk'e küfrediyor. Diğeri karşı çıkıyor, kavga ediyorlar. Ve bu küfreden kişi galiba halen görevde. Yani bazı gidişatları değiştirmek için iktidar olabilmek dışında anladığım kadarıyla bir seçenek kalmadığını düşündü Kılıçdaroğlu ve bu hedefle biraz sınırları zorladı. Ama tabii ki orada maalesef ilkeleri de Mecbur kaldı anlamında söylüyorsun değil mi sanırım evet. değil mi? Yani Yanlış. sınırları zorlar. Yani bazen hayatta şeyler vardır ya, sınırları zorlarsın. Hani orada belki bazı ilkeleri de çiğnersin. Ama ben niyetimde hep şunu hesap ettiğini düşünüyorum. İşte bugün de geliyor, konuşuyoruz akşama kadar dayak diyoruz. Ama adamın duyarlılığı kadarıyla bu tepkimiz karşılık bulabiliyor. Şimdi bunu geçtikten sonra şimdi asıl soruya gelelim. Dediğin çok doğru. Bugün CHP'de bir iki başlı bir sistem oturmaya başlıyor. Yani tersini iddia eden yanlış söylüyorsun. Zaten Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in kazanmasında belirleyici faktör oldu. İstanbul'daki kurultay farklı bir sonuçlansaydı kesinlikle bugün Kemal Kılıçdaroğlu gitmezdi ve her şeye karşı bak, bütün bu olumsuzluklara karşı ilk turda 18 oy gibi farkla kaybetti. Şunu iddia ediyorum ben, Kemal Kılıçdaroğlu kurultaydan bir hafta 10 gün önce iki açıklamayı yapmasaydı emin ol gene kaybetmezdi. Nedir bu açıklamalar? Bir, yani bu işte Kemal Kılıçdaroğlu'nda garip bir inadı var. Yani bildiğinden caymıyor. Yani bir doğrusu var, kendini bir şey inandırmış, yani gerçekten Türkiye'yi buluşturan, uzlaştıran, sofrayı kuran adam olduğuna inandırmış ve hala o yolda gitti. Nedir o yol? İşte Deva Partililerle, ilçe başkanlarıyla oturdu. Bu tartışmalı bir toplantı oldu. Yani zaten insanlar seçimden öncesinde bir sürü eleştirmiş, Ümit Özdağ protokolü varken Devalarla toplanıyorsun, gene taviz mi veriyorsun diye CHP'de bir sıkıntı oluştu. Ondan sonra geleceğe yönelik bir tahmin diye bulunurken işte şey dedi, bir sosyal demokrat aday var, onu koltuğa hazırlıyoruz gibisinden bir söz söyledi. Tam şimdi cümleyi söyleyemedim ama bu da bir belirsizlik yarattı. Yani insanlar kim bu işi dedi. Hani nasıl bir tasarruf yapıyorsunuz diye kendilerine sormaya başladılar. Bence bu sorular bile seçimi kaybetmesine neden oldu. Ama sonuç olarak bugün Özgür Özel bu koltukta ise Ekrem İmamoğlu'nun çok ciddi faktörü var. Ekrem İmamoğlu bunu da hissettirecek biri. Yani ben geri planda kalayım, partiye karışmayayım diyecek biri değil. Her türlü varlığını hissettirecek. Asıl sorun nerede başlayacak? Sorun veya sorunsuzluk. 30, yani CHP'de bugün liderlik tartışması bitmedi. CHP'de liderlik tartışmasının nasıl bir seyir alacağını biz 31 Mart akşamı konuşacağız. Nedir? Eğer İstanbul'u İmamoğlu kazanırsa en azından bir 2028'e kadar İmamoğlu işte İBB'de devam eder. Orada sonra Cumhurbaşkanı adayı olur. Arada Özgür Özel de parti yönetir. İmamoğlu gene kendince müdahalelerini yapar. Ama kazanmaması durumunda başka bir soru ortaya çıkacak. Sonuçta İBB koltuğundan olmuş bir İmamoğlu'nun o saatten sonra talip olabileceği tek neresi var koltuk olarak?
CHP genel başkanı. Bugün seçimden sonra bir bakmışsın, CHP'de yeni bir rekabet gördük. Ne bu rekabetin adı? Özel İmamoğlu rekabeti. Süreç içerisinde bu iki başlı sistemde sıkıntı olma ihtimali var mı? Tabii ki var. Yani mutlaka fikirlerin, isteklerin çakışacağı zamanlar olabilir yani. Bir yerde bir il başkanı seçilecektir. Biri Ahmet olsun der, diğeri Ayşe olsun diyebilir. Yani CHP'de olmayan bir kültürdü bu eş başkanlık diye tabir edebileceğimiz yani iki liderle formül. 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu geldiği zaman CHP'de en azından ikinci bir lider adayı yoktu. Deniz Bey zaten siyasetin dışına çıkmıştı. Ona rağmen bir sürü sıkıntı oldu hani eski kadrolarla. Şu anki durum tamamen yeni bir oluşum. Bir kişi var gerçekten siyasette iddialı. Öte yandan partide diğer bir lider var. Yani yeni bir deneyim yaşanacak. Ama bu deneyim ancak başarı sağlanabilirse yerel seçimde sürdürülebilir. 2028'e kadar tabiri neyse bir insanlar birbirini idare edebilir. Ama olmazsa CHP'de çok ciddi bir tartışmanın da kapısı açılır. Evet, bu kesinlikle hepimizin gördüğü bir gerçeklik. Özellikle de bu noktada senin de işaret ettiğin gibi yerel seçimin sonucu çok belirleyici olacaktır. Hazır o konuya değinmişken biraz hem İyi Parti meselesini hem de yerel seçime de değinelim isterim Ali Kemal. Şimdi mevcut tabloya baktığımızda zaten AKP genel seçim sürecinden başladı yerel seçime çalışmaya ve Erdoğan'ın bir İstanbul ağrısı var. Asla vazgeçmediği bir İstanbul'u geri alma şeysi var. Yani inadı var. Dolayısıyla daha çok eğildi bu meselenin üzerinde. Tabii kurultay dolayısıyla iç tartışmalar dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi bunun da etkisiyle gecikti yerel seçim hazırlıklarını başlamakta. Şimdi görüyoruz başladığını. Ama karşımızdaki tablo şu, İyi Parti'deki tartışmalara da baktığımızda yerel seçimin muhalefet açısından bir risk olarak karşılarında kocaman bir risk olarak durduğu önümüzde. Şimdi CHP'yi konuşmayı bıraktık, İyi Parti'yi konuşuyoruz. İyi Parti de ittifaka yanaşmıyor, işbirliği diyelim, işbirliğine yanaşmıyor ve sürekli bir istifa furyası yaşanıyor İyi Parti'de. Bu devamının da geleceği yönünde bir takım söylentiler var. Sen İyi Parti'deki bu istifaları nasıl değerlendiriyorsun? Sence bu istifalar doğrudan İyi Parti'nin kendi içindeki bir karışıklık mı, yoksa birazdan konuşacağımız AKP-MHP çatışmasının da bir göstergesi mi ve tabii ki yerel seçim meselesi? Her ikisi birden. Bir kere İYİ Parti'nin özellikle aday seçimleriyle ilgili bazı iddialar var. Bu iddialarda işte para iddialarını ortaya atanlar oluyor ama bunlar ne kadar doğru bilemiyorum. Bunu delillendirmek için, yani bunu söylemek için delil lazım. Ama belli ki seçilirken daha çok iş insanlarından ağırlıklı bir şey oluşturmuşlar. Aday listesi oluşturmuşlar. Herhalde bu insanlar, iş insanları genelde muhalefet nezdinde pek siyasete katılmaktan hoşlanmazlar. Yani mevcut iş yerinden dolayı muhalif kişilikleri de olsa pek siyasete girmek istemezler. Muhalefet safında tabii. Şimdi şöyle bir durum oluştu. Bu kadar insan girerken muhtemelen seçimi kazanmayı hayal etmişlerdir ve iktidarın bir parçası olmayı hayal etmişlerdir. Belli ki muhalefette kalmaktan dolayı özellikle bir kısım milletvekilinde bir sıkıntı oluşmuş olabilir. Yani biz milletvekili olduk ama bir taraftan da iktidar devam ediyor, bir taraftan da bizim işler devam ediyor. Kendilerini tekrar iktidara yakın bir noktada konumlandırmak isteyebilirler. Bu İyi Parti'nin kendi içindeki yanlış tercihlerinden kaynaklı, yani kendi hatalarının, kendi seçimlerinin yarattığı bir sonuç. Burada çok dış bir etki olduğunu düşünmüyorum. Ama bir de şöyle bir durum var. Bence İyi Parti şöyle bir hesaplama yapıyor. Şimdi İyi Parti çıkış noktasında 2018'lerde çıkarken nedir? MHP içerisinde biraz daha kentte, biraz daha işte Atatürkçülüğü savunan, biraz daha seküler kesimlere dayandı ve zaman içerisinde Türkiye'de özellikle bu kesimlerden de oy alarak büyümeyi planladı. İşte ana kitlesi, ana hedefi aslında uzun süre şey oldu, CHP kitlesi oldu. Yani CHP'den de büyük bir oy koparması bekleniyordu. Fakat gelişen süre içerisinde çok ciddi bir şekilde CHP'den oy koparamadı. Yani bütün handikaplara karşılık o CHP'nin artık gelenekselleşmiş 22'lik 25'lik kitlesi durdu oldu yani. Zaten Kürt seçmeninden de oy alamıyor. Ama muhalefet çizgisinde kaldığı sürece AK Parti ve MHP'den de çok ciddi de yeni oy kazanamadığını gördü.
Bence bundan sonra İYİ Parti'nin ana hedefi Erdoğan'ın da üstünü çizdiği yerli, milli, kısmen de uyumlu muhalefet olacak. Bunu neden tercih edecek? Şunu gözlemledik bu seçimde. Türkiye'de iki kesim var. %50, %50. %50'nin içerisinde işte AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren kesimler var. Bu kesim ne kadar büyük sıkıntı yaşasaydı da bir türlü karşı tarafa tam anlamıyla geçmiyor. Yani tercihini eğer AK Parti'ye kızdıysa bir de oyunu MHP'ye kaydırıyor, işte Yeni Refah Partisi'ne kaydırıyor, oraya kaydırıyor ve gördük yani Yeni Refah Partisi bir anda çok ciddi bir oy aldı. Bu kitle nereden geldi? AK Parti'den geldi. Veya MHP'nin bütün o siyasetsizliğine karşılık hala oyunun %10'ların üzerinde olmasına AK Parti'den kayan oyların tesiri olduğu görülüyor. Çünkü AK Parti'nin kendi oyu %35'lere indi. Bir zamanlar %51'lere olan bir parti. Yani İyi Parti, yani içine düştüğü bu %9-10 bandın aşırı yeni bir seçmen kitlesine açılabilmesi için gerekli olan, ihtiyacı olan oyun diğer karşı tarafta %50'nin içerisinde olduğunu düşünüyor. Ama CHP ile çok yakın bir siyaset izlerken CHP ile çok ittifak içerisinde görünürse bu kesimin kendisine yönelmeyeceği konusunda da bir inanç gelişmiş olabilir. Bundan dolayı bu önümüzdeki süreçlerde gene muhalefette kalsa bile AK Parti ile belli temel konularda ters düşmeyeceğini hatta paralel hareket ederek oradaki seçmen açısından da yeni bir adres olmaya çalışacağını düşünüyorum. Özellikle İyi Parti'nin bu içinden geçtiği bütün bu tartışmalara karşın CHP ile ittifaka olan mesafeli duruşunda bu eğer kendi içindeki tartışmaları biraz aşabilirlerse önümüzdeki süreçlerde daha belirgin hale gelecek olan siyasetinin etkili olduğunu düşünüyorum. İyi Parti CHP ile arasına bir mesafe koymak istiyor artık. Bu net. CHP o nedenle yerel seçimlerde İYİ Parti çok ciddi tavizler vermezse, bu tavizler nedir? Hani bir banko kazanılacak yerler işte bir İzmir olabilir, bir Muğla olabilir. İşte İzmir'i ortaya atanlar oldu mu? Ben 2 ay öncesinde çok sağlam bir bilgim ama şu an durum değişmiş olabilir. Mesela Muğla'yı istediklerini duymuştum. Bodrum'u istediklerini duymuştum. Buralar çünkü garanti yerler. Ben de İstanbul'da mesela Beşiktaş. Antalya'yı duymuştum ben de mesela. Antalya, işte İstanbul'da Beşiktaş'ı duymuştum. Böyle tavizler alabilirlerse ittifaka girerler. Ama böyle tavizler alamazlarsa bu saatten sonra İyi Parti'nin CHP ile ittifak kurmasının kendi siyasi geleceği açısından çok da bir mantıklı görmeyebilirler. Ben CHP ile araya mesafe koyacaklarını düşünüyorum. Belirtiler de o yönde ilerliyor. Peki AKP ile bir işbirliği yaparlar mı? Biraz öyle bir manzara da var gibi. Şimdi 50 artı bir meselesine geliyorum yavaş yavaş. Özellikle de İyi Parti lideri Meral Akşener'in grup toplantısında Erdoğan'ın 50 artı bir sistemi kimin eli kimin cebinde belli değil. Bu sistemden vazgeçilmelidir. Kendi getirdi deyip kendi getirdiği sistemin artık işe yaramadığını doğrudan bu kez kendi ağzından duymuş olduk. Dün Salı günü MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o sert çıkışından sonra Meral Akşener'in de ne söyleyeceğini açıkçası ben merak ediyordum bu süreçte. Meral Akşener her ne kadar bu sistemin doğru olmadığını işte tek adam rejimine bir gönderme yapmış olsa da doğrudan aslında ben öyle yorumladım bilmiyorum senin yorumunu alacağım. 50 artı bir noktasında Erdoğan'la aynı şeyi söyledi bence. Yani bu sistemden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Bu benim çok dikkatimi çekti. Sen hem Meral Akşener'in dünkü açıklamalarını bu kapsamdaki hem de Erdoğan'ın bu çıkışını ve bundan sonraki süreçte bu 50 artı bir tartışmasının galiba biraz soğumaya bırakıldığı gibi bir durum var karşımızda. Önümüzdeki süreciyle ilgili nasıl yorumluyorsun meseleyi? Biraz önce bahsettiğim gibi zaten Erdoğan'a bu cesareti veren de Meral Akşener'in kendisi oldu. Meral Hanım seçimlerden sonra gelin bu artık ittifaklar sisteminden vazgeçelim deyip talepte bulundu. Ve işte ittifakların partileri ideolojisinden kopardığı, kimliksizleştirdiği konusunda çıkışlar oldu ve kısmen de haklı. Yani bunu da adını koyalım. Hani biz bile bazı noktalarda işte CHP yeterli tepki göstermiyor, niye işte Zafer Partisi ile ittifak kuruyor. Bu ittifak politikasının sonucu oldu. Halkın tespitleri var. Erdoğan da sonuç olarak iki şeyi gözlemliyor. Bir, muhalefet saflarındaki bu dağılmanın farkında ve bu dağılmayı belirgin hale getirmek için
Meral Akşener'in de gündeme getirdiği ittifaklarda artık soğuk baktığını hissettirerek orada en azından bir cesaretlendirmek istiyor İYİ Parti'yi. Yani evet, biz de paralel düşünüyoruz. Hani sizin bu ittifaklara olan mesafeli tutumunuzu destekliyoruz gibisinden bir hareket yapmış oldu. Bunu yaparken de en azından MHP noktasındaki bağımlılığını da azaltmak istiyor. Çünkü ittifak sistemi her ne kadar Erdoğan işine yarasa bile MHP'ye bağımlı getirdi, hale getirdi. Bir muhalefet saflarında bir daha ittifakların oluşmasını engellemiş olacak bu söylemiyle. Yani İYİ Parti'ye bir umut vermiş olacak. İki, MHP'ye bir gözdağı vermiş oluyor. O uzun vadeli aralarında işbirliği olur mu peki bu koşullarda? Olabilir tabii ki. Neden olabilir? Çünkü ben de olaya şöyle bakıyorum şimdi. 50 artı bir sisteminden Erdoğan'ın vazgeçmesinde tabii ki bir dönem daha aday olma isteği belirgin. Ve MHP'den olan bağımlılığını azaltmak istediği de net. Ancak ben muhalefetin bu noktada çok peşin peşin karşı çıkmasını da çok anlamlı bulmuyorum. Neden bulmuyorum? 50 artı bir sisteminde muhalefet adayının oy alması için mutlaka ittifak kurması gerekiyor. Şimdi Millet İttifakı'nı bugün eleştiriyoruz ama Millet İttifakı her şeye karşın Türkiye demokrasi tarihinde bir örnektir. Benzemezlerine ittifakı. Hani tarihte 70'li yıllarda gittiler, o zaman CHP, MSP ittifak var ama iktidarı koalisyon kurabilirsin. İktidarı bölüşmek kolaydır. İşte 90'lı yıllarda da DSP, DYP, ANAP, sonra işte DSP, MHP, ANAP. İktidarı bölüşebilirsin ama seçim ittifakını kurmak ve farklı görüşleri bir araya getirmek zor bir şeydir. Cumhur İttifakı benzerlerin ittifakı. Yani milliyetçilerle muhafazakarlar. O benzer ittifaklar Türkiye'de her zaman oluşabilir. Ama Millet İttifakı gibi bir ittifakı emin ol 2028'de bir daha bir araya getirmek kolay olmayabilir. Yani bir tarafta CHP olacak, bir tarafta yok milliyetçiler olacak, bir tarafta İslamcılar olacak, oradan Kürtler destek verecek, öbür tarafta aşırı milliyetçiler verecek, öbür tarafta tip olacak, dolaylı destek verecek. Yani bu biraz şahsına münhasır bir ittifaktı. Ve burada da şu an çok eleştirsek de Kemal Bey'in ciddi bir rolü oldu. O zaman ne geriye kalıyor? Demek ki 2028'de gerçekten o gün toplumda karşılığı olan popüler muhalefet liderlerinin çok ciddi ittifaklar belki kurmadan, çok çetrefilli ittifaklara kurmadan %40 artı biri bulma ihtimali doğabilir. Yani hani şu an biraz önce Ekrem İmamoğlu örneğinden gittik değil mi? Hadi diyelim Ekrem İmamoğlu İBB'yi bir dakika kazandı, popülaritesini de korudu. Ekrem İmamoğlu o durumda 2028'de bugünkü gibi Millet İttifakı gibi bir ittifaka ihtiyaç duymadan popülaritesini korursa %41'i bulabilir. Yani herkes Erdoğan'ın kesin kazanacağı da varsayarak bu sisteme 40 artı 1'e karşı çıkıyor ama hani 4 yıl içerisinde yetişecek yeni muhalefet liderleri de 41'i bulabilir. Yani buna çok karşı çıkmanın anlamı yok. 56-1'de mutlaka ısrar edilirse şöyle bir durum var. O zaman da ittifak kuracaksın. O zaman da gene farklı partilerle bir araya gelmen lazım. Ama ittifak uzun bir süreç. Tartışmalar çıkıyor. Bir araya gelemiyorsun. Benzer bir oluşumu, Millet İttifakı gibi oluşumu tekrar nasıl kurabileceksin? Çok zor. Bence Akşener de bunu düşünerek hem bu ittifaklara çok bağımlı kalmamak hem de daha geriye çekilmiş bir, yani 40 artı bir sisteminde belki kendisi olmasa bile o günkü kendi düşüncesine yakın bir adayın çok ciddi ittifaklara girmeden kazanma ihtimali gördüğü için bunu destekliyor olabilir. Yani ben o noktada genel muhalefetin tersine biraz daha ılımlı düşünüyorum. Yani Erdoğan bunu istedi diye illa ki bu çok olumsuz olacak diye bir şey yok. O günkü koşullara bakmak lazım. Evet, evet Ali Kemal önemliydi bu tespitlerin hakikaten farklı bir pencere de açmış olduğu bu meseleye ilişkin. Son olarak tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bu meseleyi senin de hatırlattığın gibi özellikle de anayasa değişikliği ki yargı krizi olarak önümüze sunulan o siyasi krizin ana hedefi de anayasa değişikliğini işaret ediyor. Ve yeniden bu anayasa değişikliğiyle yeniden aday olmak istediğini de bize bir kez daha göstermiş oldu. Şimdi tabii bunu yaparken de aynı zamanda şunu yapma hedefinde olduğunu da bence gözden kaçırmamak gerekiyor. Ülkede aslında biz bunları konuşurken ciddi bir ekonomik kriz, enflasyon, yoksulluk, bak kara kışı girdik şimdi faturalar gelecek. Birçok kişi, emekliler başta olmak üzere asgari ücretler geçinemiyorlar bu ülkede. Ve ciddi bir yoksulluk aldı başını gidiyor. Yani bunların da biraz anladığım kadarıyla üzerini kapatmak, gündem değiştirmek gibi bir hedef saptırmak gibi bir gayesi varmış gibi görülüyor ki Cezayir dönüşü uçakta gazetecilerin
sorularını yanıtlarken dedi ki TL'nin değer kaybettiği süreç sona erdi dedi. Yani şimdi biz ekonomist değiliz ama gazeteciyiz. Gözlem yapıyoruz, toplumu gözlemliyoruz. Öyle mi gerçekten Ali Kemal? Ya sonuç olarak kış ayları gerçekten ekonomik sıkıntıların ağırlaşacağı dönemler. Bugün mesela yakında doğal gaz faturaları gelmeye başlar. Elektrik faturaları artarak gelecek. Ve insanlar da şikayet edecek. Pahalılık zaten tam gaz sürüyor. Tabii ki Erdoğan bu süreçte gündemi değiştirmek isteyecektir. Ama ben sadece ekonomiyle de alakalı olduğunu sanmıyorum. Bir şekilde toplumun genel bir kısmını alıştırdı bu duruma. Yani bu gidişata. Erdoğan gerçekten önünde geniş bir zaman olduğunu düşünüyor ve iktidarının 2028'den sonra da devam edeceğini umuyor. Ya kendisinin ya da belirleyecek kişinin. Şimdiden bunun alt zeminini yaratmaya çalışıyor. Bugün oluşacak tartışmaları bir şekilde yine kontrol edebilecektir. Ne alıyor? Şunu göreceğiz. Ocak ayında muhtemelen iyi bir zam verecek. En azından bir kesimi tatmin edecek, bir kesimi tatmin edemeyecek. Söylenenler olacak. Artan ekonomik sıkıntıların başlangıçta ben yerel seçimde bir tepkiye dönüşebileceğini hesaba katıyordum. Ama şöyle bir sıkıntı oluştu. 2019 yerel seçimindeki motivasyonun tekrar yakalanması belli açılardan zor. 2019'daki motivasyon şuydu. Büyük şehirler giderse Erdoğan gider. Ama Erdoğan gitmedi. Büyük şehirler gitti ama Erdoğan gitmedi. Bundan dolayı muhalefetin tekrar bu söylemle bir araya gelmesi ve seçimi alması zor. O zaman ne diyecek? İşte kış aylarında artacak olan hayat pahalılığına vurgu yaparak hadi bunlara bir tokat atalım, bir ders verelim mesajı verilebilir. Yani artacak ekonomik sıkıntıları bir öfkeye dönüşerek iktidara bir mesaj olarak dönmesini sağlamak isteyebilir. Erdoğan bunu da hesaba katarak tabii ki dikkatleri ekonomik sıkıntılardan uzaklaştırmakla beraber çok da önemseyeceğini de sanmıyorum. Çünkü bir taraftan da şöyle bir kozu da var. Biz de 4 yıl daha burada izleyecekler. Bakın halka oturacaklar. Mahallelerde şunu diyecekler. Emin olun. Bakın biz 4 yıl buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Yatırım, hizmet istiyorsanız iktidarda biz varız. Burada da siz olun. Emin olun bak bu çok kafa karıştıracak. Yani muhalefetin şu ana kadar ben bütün açıklamalarına bakıyorum, halen bu noktada bir söylem geliştirmiş değiller. Ne ekonomik sıkıntıları vurgulayabiliyorlar. Yani muhalefetin bugün tek bir şansı var. Biz daha iyi konser veririz diyerek seçimi kazanamazlar. Yani bu şeyden çıkmaları lazım. Biz daha iyi konser veririz işte bir yaşam biçimi bilmem bunlar artık geçti. Şunu demeleri lazım. Ekonomik sıkıntıları örgütleyip yani halkı ekonomik sıkıntılara yönlendirip İşte bakın iktidara bir ders vermek istiyorsanız elinizdeki son fırsat demesi lazım. Çünkü yerel seçimden sonra daha büyük pahalılık gelecek. Bunu vurgulayamazsa iktidar da şunu söyleyecek. Bakın biz diyecek 4 yıl buradayız. Emin ol milletin çoğu böyle düşünmeye başlamıştır. Özellikle inşaat sektöründe ben görüyorum. Birçok insan işte aman bunları gelsin de belki işte arada emsalleri artırır da kentsel dönüşümde şartlar daha fazla olur gibisinden yaklaşımlar ve açıklamalar duyuyorum insanlarda. Yani ben muhalefetin her yerel seçim olduğuna girdiğini düşünmüyorum. Erdoğan da bunun rahatlığı içerisinde çok çekinmiyor. Yani bu tartışmaları ortaya atıyor. Hem biraz gün zaman kazanmış oluyor ama esasında gerçekten asıl niyeti Erdoğan 5 yıl sonrasına hazırlanıyor. Çünkü muhalefetteki dağınıklığı görüyor. Evet Ali Kemal çok kıymetliydi aktardıkların, yorumların farklı bir açıdan meseleye yaklaştın. Teşekkür ediyorum. Her zaman ağırlamak isterim. İyi ki geldin. Ben çok teşekkür ederim. Sana konuk olmak benim açımdan da çok memnuniyet, değerli bir meslektaşımsın. Hani gerçekten işini yapan Sağ ol. meslektaşlarımızla konuşmak her zaman büyük zevk. Umarım derdimizi anlatabilmişizdir insanlara. Karışık konular ama sonu iyi olur diye umuyorum. Biraz farklı bakış açısı sergilemeye çalıştım. Yani hep insan bir şeyleri, aynı şeyleri duymak istiyor ama maalesef şimdi de bu yanı var. Yani yerel seçim için muhalefetin toparlanması lazım. Sokaktaki havayı ben farklı görüyorum bu sefer. Nedense insanlar da aman şey hadi bu seçimde bunlara verelim gibi bir yaklaşım gelişebilir. Bir an önce tartışmaları bırakıp muhalefetin hazırlanması lazım. Evet, çok teşekkür ederim bir kez daha. Ters aynanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.